Tekrar merhabalar. Şu anda yeni ofisimizden, stüdyomuzdan sesleniyorum size. İlk kez bu videoyu çekiyoruz. Daha henüz burasının ilk videosu olacak. Hayırlı olsun dileklerinizi bekliyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi burada eksiklikler var ama onları zaman içerisinde toparlayacağız. Tüm işte perdeleri vesaire aldık. Fakat işte ofis mobilyaları vesaire, onlarda eksikliklerimiz var. Onlarla ilgili hem böyle markalarla da bir şeyler yapmak istiyorum. Hem de kendimiz de eksikleri zamanla deneyimleyerek toparlayacağız. Burada hemen info@selmanbozkır.com adresinden markalar işbirliği içinde yazabilirler. Bunu da burada belirtmiş olayım. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bir tane drone açacağız. Ben hayatımda hiç drone kullanmadım. Daha doğrusu bir tane Curvin'im vardı. O drone'u kullanmıştım. BİM'de satılan. Ama onun haricinde hiç drone kullanmadım. Şöyle adam akıllı bir şey kullanmadım. Bu zamana kadar da Selman sen ne drone almıyorsun diye soranlar olmuştu. Ama ihtiyaç duymadığım için almadım. Şu ana kadar ne videoları çekiyorduk? İşte telefon, tablet vesaire çekiyoruz. Bunun da drone renklendirecek bir ürün değil. O yüzden çok ihtiyaç duymadım. Fakat şimdi otomobil videoları da çekiyoruz. Bu arada teknoloji videoları da gelecek gördüğünüz gibi. Ama otomobil videolarında çok işimize yarayacak. O yüzden aldık. Peki ne aldım? DJI'nin mini 2'sini aldım. Bunu Amazon'dan aldım. Amazon Türkiye'den. En uygun fiyatlı oradaydı. Aynı zamanda Amazon artık fatura da kesebiliyor şirketler için. Fakat çok uzun sürede geldi. Yani aşırı uzun sürdü gelmesi. Zaten video çekemedik. Arabanın videosuna yetiştiremedik. Skoda'nın Fabia'sı vardı bende şu anda testte. Yarın teslim edeceğim. O yüzden bugün çekebildiğimiz kadar belki çekeriz. İşte şimdi güncellemesi vesaire hiç uçurmadığım için hakim de değilim. Ne yapıyoruz? Hemen Leatherman'imizi açtık. Ve şuradan bir bıçakla kesik atıyorum. Ardından şöyle zaten dağıtabilirim artık. Boom. DJI Mini 2. 249 gram bu, kayıt ettirmek gerekmiyor. Şöyle çöpümüzü de kenara atalım. O yüzden bunu aldım. Hem de zaten 14.500 lira civarı bir fiyatı vardı. Epey uyguna geliyor anlayacağınız şey açısından. En azından diğer rakiplerine kıyasla. Mini 3 Pro mesela dikeyde çekim yapabiliyordu ama şimdi o 25.000 liraları buluyor. O yüzden drone Allah korusun patlar matlar. Negatif şeyler düşünmüyoruz böyle ama işte belli olmaz diye şey yapmadım. Bu arada çantası çok güzelmiş. Bu çanta normalde de kullanılır. Böyle bir tane Peak Design çantasını almak istiyordum. Artık bunu kullanabilirim onun yerine. Wow! Drone'umuz burada. Bakın şöyle göstereyim kutulamayı size. Drone'umuz hemen şöyle çıkartalım. Oho! Çok iyi. Ufacık bir şey zaten. Yani beklediğimizde buydu. Daha büyük beklemiyorduk. Hemen şöyle bir mıknatısım var burada. Pin varmış. Onu çektim. Yavaş yavaş hareket ediyorum ki başına bir şey gelmesin değil mi? Bakın burada da şeyimiz var. Onu açmayayım kameranın kısmına ama şunları bir açabilirim şöyle herhalde. Evet. Bunu da açıyorum. Ama bir saniye, bunları önce açmam gerekiyordu. Bir yazıyormuş burada zaten. Biri açtım. İkiyi açtım. Şunu kapatayım. Şunu açıyorum. Ve son. İşte burada kendisi artık hazır ve nazır uçuşa. Bu ayakları nerede bunun? Böyle mi duruyor? Herhalde böyle duruyor. Enteresanmış. Neyse, hemen kutudan devam edelim. Kumandasını çok merak ediyorum. Çünkü kumanda bizim burada ellerimizle temas edeceğimiz tek malzeme. Bayağı da ağır bir kumandası varmış. Güzel ama ağır olması daha güzel. Bunları sonra vidalıyoruz galiba. Kutudan çıkar herhalde. Onun haricinde bakın böyle bir telefon koyma bölümü var. Buraya acaba merak ediyorum, tablet falan da takabilir miyiz? Onu bilmiyorum ama merak ediyorum. Evet, Lightning kablosu da var. Buradan bunu iPhone'a geçireceğiz. Ben 14 ile kullanacağım bunu büyük ihtimalle. Şöyle göstereyim size de. Şu an bunu böyle koyacağım. Üzerine. Evet. Şu şekilde kullanırız artık. Şu biçim. Aynı bu şekilde. Kullanırız. Güzel oldu. Neyse. Şimdi bunu bir kenara alalım. Bu arada videonun devamında da uçururuz diye tahmin ediyorum sizinle. Tabii ben daha önce hiç uçurmadığım için çok profesyonel şeyler beklemeyin benden. Ardından aksesuarlar diyor. Aksesuar bölümünü de hemen göstereyim size. Şimdi Lightning ile geldi. Lightning'in yanında böyle Type-C ve Micro USB olanları da var. İşte eski Android kullanıyorsanız, yeni Android kullanıyorsanız bunları kullanabilirsiniz. Onun haricinde bir tane USB kablomuz, bir tane normal şarj adaptörü, kaç wattmış? 18 wattmış. Evet, 18 watt. Burada başka bir şey kalmadı. Bu çantanın gözlerini de artık drone'u kendi eşyalarıyla doldururuz. Bu kutunun içine geldiğimizde ben combo paketini aldım bu arada. Combo paketi aldığım için şarj
aleti ve pilleri var. Yedek piller var. Toplamda 3 tane pille geliyor. Bunları bunun içinde şarj edebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim pilleri de. Hafifmiş bu arada. Bu piller lityum polimer mi acaba? Onu merak ediyorum. Hemen ona da bakalım. Lityum polimermiş. Evet, lityum iyon polimer diyor. Genelde böyle dronlarda vesaire bu malzemeyi kullanıyorlar. Başka bir şeyimiz de kalmadı. Combo pakete özel herhalde çanta var. Onun haricinde piller var. Başka da bir şey yok sanırım. Şimdi ne yapacağız? Bu drone'un bir keşfedeyim ben. Acelem de var. Şimdi bir diş randevusu vardı. Bir kanal tedavimiz olacak. Onu yaptıracağım. O yüzden bu artık 1-2 saat sonra videoya devam ederiz. Şimdi abim kamera arkasında. O biraz güncellemesi vesaireyle uğraşır. Bakalım 3 boyutlu yazıcıdan eksiklikleri varsa, ki kesin vardır. Biz buluruz eksikliklerini. Onları yaparız. Mesela şeyi merak ediyorum. Şuraya acaba bir tane AirTag mi taksak? Şuraya bir AirTag böyle kaybettiğimizde bulmak için. Mantıklı olabilir gibi geliyor. Bunun için internette aparatlar var ama yapanların ki tasarımları benim çok hoşuma gitmedi. Daha güzel bir şey buraya yapılabilir. Altında sensörleri falan var. Şöyle yakından göstereyim. Altında sensörleri falan var. Bu neymiş? Bunu çekeyim şöyle. Şuradan mı açıyoruz? Burada pil var ama pili nasıl çıkartacağımı pek bilmiyorum. Neyse, kurcalaya kurcalaya öğreniriz. Güzel bir drone. Bakalım, umarım beklentilerimizi karşılar. Güzel bir deneyim sunar. Ne yapacağız biz bununla? Özellikle arabaların takip sahnelerini çekmek istiyoruz. Mesela geçen abim drone'la beni, daha doğrusu drone'la değil, telefonla dışarıdan çekiyordu. HRV ile arazi sürüş videosunda. O videoyu da izleyebilirsiniz. O videoyu çekerken mesela sürekli koştur, dışarı çık vesaire yapıyorduk ama bu drone ile artık alçak uçuş mesela çekebileceğiz. Öyle zaten şehir içlerinde vesaire kullanma niyetim yok kesinlikle. İstanbul'da falan uçurmam yani. O riski almam çünkü her yerde o adı neydi onların, bir şey var böyle, silah gibi bir şey var. Şehir dışına yolluyor, bir yerde düşüyor falan. O yüzden o risklere girmeye gerek yok. Evet, videonun bu bölümünü şimdi sonlandırabiliriz. Görüşürüz. Şimdi drone'u uçuracağız ama hafıza kartı takmam lazım. Bir tane hafıza kartı var da neyse ki yanında fazladan. Bunu bir takalım ve çalıştıralım. Şöyle etrafı göstereyim bu arada. Yolun kenarındayız. Güzel bir yere benziyor. Şöyle şu yol boyunca gideceğim arabayla. Öyle çekeceğiz bakalım, bir şeyler çıkar umarım. Şimdi şu altından basıyorum. Ardından şöyle açıyorum. Onu da aç. Tamam. Şuraya koyalım değil mi? Evet. Sen uçur ama. Al. Bekle, tamam. Gösterişte kullan. Tamam. Açık. Değil mi? Bekle, dur gelecek buraya şimdi. Şimdi go fly diyeceğim. Go fly diyoruz arkadaşlar. Evet, şu anda uçurmak hazır. Şuna basalım. Basılı tutuyorum. Havaya kalkacak. Kalktı. Şöyle bir. Bu arada SD kartımız okey galiba. Bakalım kayıt alalım. Çözünürlüğüne falan bir bakalım ama. Nasıl? Zor biraz da yani, çok da alışınca olacak. I like to be educated, but I'm so frustrated. Evet arkadaşlar, şu anda drone'la uçuşlarımızı yaptık. 30 kişi şarjı kaldı. Güzelmiş aslında yani, eğlenceli. Sevdim ama takip modu yokmuş bu drone'la. Ben var mı yaptım? Çok da araştırmamıştım yalan söyleyeyim. Bilmiyorum, işimizi görürse durur. Eğer olmazsa iade ederim belki. Veya şey satarım olmazsa. Bilmiyorum. Şu anda iyi yani. Bayağı da rüzgar var havada. İsterseniz o yüzden şöyle geri alayım. Şuraya indireyim. Şöyle tabii yönleri de bilmiyorum tam. Şuna basıyorum. İniş diyorum. Basılı tuttum. Ve indiriyor. İnşallah oraya iner yalnız. Çok saçma bir zemine indirdim ama hadi hayır. Evet, drone'u kontrol ettim. Sağlam, hiçbir yerinde bir şey yok. Sıkıntı yok. Şimdi ne yapacağız? Şimdi valla toparlarız herhalde. %49, %29 kalmış zaten. Şöyle göstereyim bakın. Böyleydi. Bir video tadında bir deneyim videosu oldu. İlk izledim. Bu
tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız yorumlara yazabilir. Aynı zamanda videoyu beğenerek kanala abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşça kalın.